Oyuncumuz Mert Müldür'le devam edeceğiz. Mert, öncelikle yarınki maçla ilgili genel bir değerlendirmeyle başlayalım, sonra sorulara geçelim. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Yarın çok güzel bir maç olacağını umuyorum. İnşallah tur atlayan taraf biz oluruz. Maça iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Galip gelmemiz bir maç. Mutlaka tur atlamak istiyoruz. Sorular? Buyurun. Mikrofonu bekleyelim. Alo, Talha Arsa, Maçkolik. Avrupa Şampiyonası'nda çok iyi bir performans gösterdin. İzninden döndükten sonra da Fenerbahçe'yle iyi bir performansı devam ediyor. Milli takım izninden nasıl geçirdin ve devam edecek bir performans? Ya, izin açıkçası biraz kısaydı ama tekrar takıma döndüğümüz için hepimiz çok mutluyuz. Milli takım evet, çok güzel geçti hepimiz için ama o geride kaldı. Şu an tamamıyla yarınki maça odaklanmış durumdayız. Ve hepimizin konsantrasyonu bu yönde. İrfan Bey. Mert, Osay ile Sabek'te olumlu bir rekabet söz konusu. Zaman zaman sen forma giyiyorsun ama bu sezon özelinde Mourinho ile daha fazla süre almaya başladın. Bu konu hakkında neler söylemek istersin? Tabii ki forma rekabeti her büyük kulüpte vardır. Olmasa da çok güzel bir şey. Olmasa zaten olmaz. Kimin oynayacağı hep tabii ki hocanın tercihidir. Ama oynayan oynamayan herkes takım için %100'ünü verirse hiçbir problem olmaz. Metin Bey. Az önce hoca da söyledi, yarınki mücadelede ilk 11'de oynayacaksın. Bu karşılaşma öncesinde hocanın senden beklentilerini, bir de az önce arkadaşımız da sordu, Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir performans gösterdin ve şampiyonanın da golünü attın. Onun hakkında neler düşünüyorsun? Ya, çok güzel bir duyguydu gerçekten ama daha önce de dediğim gibi gerçekten konsantrasyonumuz full yarınki maç üzerinde. Yarın mutlaka tur atlamak istiyoruz. Hocanın da bugün söylediği gibi yarın sahada olacağım. %100'ümü vereceğim. İnşallah güzel bir maç çıkarırız ve galip ayrılırız sahadan. Devrim Bey. Başarılar diliyorum bence. Türkiye Ligi'ni deneyimledin geçen sezon, bu sezon. Ne düşünüyorsun? Sana göre zor bir lig mi? Bir de yarınki maçla ilgili düşüncen nedir? Tur geçebilecek mi Fenerbahçe? Ya, hepimizin hedefi o tabii ki, tur geçmek. Elimizden gelenin fazlasıyla yapacağız yarınki maçı yenmek için. Diğer soru neydi abi? Türkiye Ligi genel olarak nasıl? Türkiye Ligi zor bir lig, kaliteli bir lig, tempolu bir lig. Dışarıdan göründüğü gibi az tempolu düşünen kişiler var böyle. Ama öyle dışarıdan gözüktüğü gibi kolay bir lig değil. Bence tempolu, çok gitgelli olan bir lig. Buyurun. Yarınki karşılaşma öncesi, Efe Cenöztaş Maçkolik, Fos Spor çok pardon. Yarınki maç öncesinde Mönye'nin bir açıklaması oldu. %1000 biz maçı kazandık diye. Senin bunun hakkında bir yorumun var mı? Fenerbahçe camiasına bunun hakkında yorum yapmak ister misin? Beklentiler hakkında. Yarınki maç için herkes tur bekliyor. Bir camiaya bilgilendirme yapabilir misin? Ya, onun o kendi yorumu, o istediğini söyleyebilir tabii ki. Bize göre de biz %100 tur atlamak istiyoruz. Onlara göre onlar %100 tur atlamak ister. O normal bir şey. İnşallah tur atlayan taraf biz olacağız. Biz de onlardan daha fazlasını yapmaya çalışacağız tur atlamak için. Sezgin Bey. Ekol TV Sezgin Gelmez. Mert, şunu sormak istiyorum. Kadıköy'de bir maç oynandı. Lig maçına çıktınız. Bu sefer Lugano maçından sonra yine Lille maçında sahada olacaksınız. Taraftar sizi nasıl etkiliyor? O stadın atmosferi nasıl? Ve Fenerbahçe taraftarından bu maç için beklentiniz, sen ve bütün futbolcular olarak ne olur? Onların bir sözcüsü olur musun takımın? Ya, beklentimiz tabii ki yine stadın full olması her zamanki gibi. Muhteşem bir destek var her evimizde oynadığımız maçlarda. Yine hep birlikte o coşkuyu yaşayarak tura atlayacağız inşallah. Biz sahada, taraftarlar da tribünde hep birlikte %100'ümüzü vererek maçtan galip ayrılmayı istiyoruz. Başka soru yoksa teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Teşekkürler, iyi akşamlar. Yaşamlar.